İyi akşamlar herkese. Normalde biliyorsunuz ki canlı yayınlarla burada olurum, buraya katılırım ama bugün farklı özel bir haberim var. Özellikle Beşiktaşçıları ilgilendiren önemli bir gelişme. Biliyorsunuz ki Giovanni Van Bronckhorst'la yollar ayrıldı artık. Beşiktaş'ın başında olmayacak. Peki Beşiktaş'ın başında kim olacak? Bununla ilgili Sergen Yalçın ismi geçiyordu uzun zamandır. Özellikle Giovanni Van Bronckhorst'un ayrılacağı söylendikten sonra... Ben yakın kaynaklardan bir bilgi edindim Sergen Hoca hakkında. Henüz yönetimdeki belirsizlikle ilgili durumlardan dolayı yani gidecek mi yönetim, istifam edecekler, devam mı edecekler henüz hiçbir şey belli değil. Bu durumlardan dolayı ben nasıl devam edip Ben nasıl bu teklifi kabul edebilirim? Nasıl takımın başına geçebilirim bu şartlarda? Gelecekle ilgili, takımın geleceğiyle ilgili hiçbir şey belli değil dediğini öğrendim. Yakın kaynaklardan ayrıca Sergen Hoca ee, şunları da söylemiş. Hani bu kadar çok sosyal medyada veya işte başka bir yerlerde e, haber sayfalarında sitelerde, televizyonlarda konuşuluyor Sergen Yalçın'ın ismi. Yönetim değiştiğinden beri bu kadar çok Sergen Yalçın konuşulmasına rağmen Sergen Yalçın Henüz kendisiyle Beşiktaş'ın şu anki yönetiminden henüz kendisiyle resmi bir teklifin, resmi bir temasın bile olmadığını, yani yönetimden hiç kimsenin henüz Sergen Yalçın'ın e, aramadığını ve bu konuda bir teklif götürmediğini veya bir namız bile yoklamadığını söylemiş yakın çevresine. Yani şu anda Beşiktaş'ta ilgili Serdar Topraktepe ile e, Serdar Topraktepe ismi kesin ama bir iz daha var. Veli Kavlak, Veli Kavlak ismi de aynı şekilde teknik heyetin içerisinde olacak. Şu anda şu Serdar Topraktepe görünüyor net ama şöyle de bir şey var. Ee, hani bir hafta iki hafta idare eder gibi bir durum olacağı görünmüyor onu söyleyeyim. Hani bir iki haftadan çok daha fazla bir süre Serdar Topraktepe ile Beşiktaş'ın devam edeceği öngörülüyor şu anda. Hani bu ocağa kadar olur Sergen Yalçın belki bir sürpriz hamle yapılır ve kabul eder ama Sergen Yalçın'ın teklifi kabul etmesi için öncelikle Beşiktaş yönetiminin, şu anda devam edilecek seçim kararı mı alınacak, onun karar vermesi gerekiyor. Bu karar verildikten sonra da Sergen Yalçın daha emniyetli ve çok haklı olarak daha geleceği belli olan bir Beşiktaş'a geleceği söyleniyor yakın çevresinden. Edindiğim bilgiler bunlar, acil olarak paylaşmayı düşündüm. Normalde canlı yayın açarım, beni takip edenler bilir ama bu özel haberi ben çok hızlı bir şekilde paylaşmak istedim sizlerle çok yakın bir kaynak Sergen Yalçın'a onu da söyleyeyim tekrardan tabii ki ismini veremem daha birçok şeyler var yakın zamanda yakın zamanda bunlar ben de yazmayı planlıyorum açıkçası haberlerinde veya beni canlı yayından izleyenler var mutlaka kanalıma abone olun yakın zamanda Beşiktaş'la ilgili özellikle Samet Aybaba'nın Söyledikleri inanılmaz flash şeyler ve onların daha devamı var. Yani Samet e, Samet Aybaba'nın daha söylemedikleri var. Onlarla ilgili acayip şeyler öğrendim. Onu söyleyeyim. E, şu anda da onları söyleyemiyorum. Off the record söylendi bana ama ben dinlerken şoke oldum. O derece bir durum var. Ben dinlerken, o transferler yapılırken bir şeyler olmuş. O kadarcık söyleyebilirim. Dinlerken şoke oldum. E, bunları... Yakında Samet Aybaba da zaten açıklayacak gibi duruyor. Yani bu yaptığı toplantı, bu yaptığı basın toplantısı kesinlikle ilk ve son basın toplantısı değil. Devamı gelecektir diye düşünüyorum. Hatta şu anda yönetim, Samet Aybaba evet yönetimde değil dışarıda ama dışarıdan Samet Aybaba bu yönetime destek vereceğini söylediler. E, Samet Aybaba'da bazı çalışmalarda, transfer çalışmaları veya işte takımın yenilenme sürecinde e, içeride olmasa da dışarıdan desteğini devam ettirecek. Yani Samet Aybaba Beşiktaş'ın üzerinde Elini Beşiktaş'ın üzerinde olmaya devam edecek onu da söyleyeyim. Bu tabii ki tekrar ediyorum. Resmi olarak değil, dışarıdan bir destek, dışarıdan bir e, gönül bağı şeklinde olacak. E, çünkü Beşiktaş için bir kanaat önderi e, Samet Aybaba Beşiktaş için önemli bir değer. Onu da söyleyeyim. Bana, bana göre de e, kişisel yorumum tabii bu, bu noktadan sonrası. Beşiktaş bu cendereden nasıl kurtulur diye bakıyor taraftar. Nasıl çıkarız bu kaostan diye bakıyorlar. Bana kalırsa bu kaostan çıkarabilecek tek isim de Sergen Yalçın. Ve artık yönetimin şuna dakikadan sonra devam edecek mi, kalacak mı karar vermesi lazım ve bunu kamuoyuna açıklaması lazım. Beşiktaş taraftarına açıklaması lazım. Açıkladıktan sonra da bir Sergen Yalçın transferi hemen Beşiktaş'ın başına bu kaostan çıkarır. Sergen Yalçın 1-2 hafta yönetiminde takım kötü bile gitse kredisi çok yüksek biri. Beşiktaş için çok yüksek kredisi olan biri ve ben zaten en fazla 1-2 hafta daha Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la kötü gidebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra hemen onun etkisiyle beraber Beşiktaş'ın tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Yani kısacası Beşiktaş'ı bu cendereden kurtaracak tek ismi Sergen Yalçın olduğunu düşünüyorum. E, haberim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim e, izlediyseniz buraya kadar da. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın muhakkak. Muhakkak abone olun çünkü özellikle Beşiktaşlılar izleyecektir bu videoyu. Çünkü bundan sonraki canlı yayınlarımda haber bültenimde bu Beşiktaş'ın bu süreciyle ilgili acayip bilgiler verebilirim. Bilgiler bende ama henüz izin çıkmadı bunu anlatmam için. İzin çıktığı anda hepsini yapacağım. Canlı yayınlarda anlatacağım. Bunu da tekrardan söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.